Alo Aslı, söyle kızım. Ha anne, ben Ada Pazarı'ndayım. Barış Bey'i getirdim. Şimdi sana bir şey diyeceğim ama telaş etme, tamam mı? Şimdi ettim bak. Ne oldu, hayırdır? Ya bizim Teo var ya, o bir iş için buraya gelmişti. Ama ona ulaşamıyoruz yani, onu arıyoruz. Kızım kaza maza olmasın ha, Allah korusun. Hastanelere sorsaydınız. Ailesine, annesine falan haber verseydiniz kızım. Anneciğim, izini bulduk sayılır. Ama şu an bekliyoruz. Şimdi burada telefon çekmiyor. Gece de geç gelebilirim, o yüzden merak etmeyin diye aradım. Şimdi bak, merak etme deyince merak ettim ben. Bak işte okula dönsen hiç bunlar olmayacak, gördün mü? Anne şimdi sırası mı? Tamam kızım, tamam. Hadi haber ver bana, saat başı haber ver ama. Anne çekmiyor diyorum, ta nereye yürüdüm ya? Tamam o zaman, saat başı yürü Aslı. Merak ettirme kızım beni. Hadi annem, üzme beni, hadi yavrum, hadi kızım. Peki anne, peki. Hadi. Neredeymiş Bilal, öğrenebildin mi yerine? Maalesef İlayda Hanım. Çeksenit usulsüzlüğü yüzünden hakkında açılan davalardan dolayı yurt dışına kaçmış. Davalar düşene kadar da dönmez diyorlar. Neyse, olsun canım. Biz de bekleriz. Sonuçta dönmeyecek mi? Sıdıka, sen şu davaları bir incele bakalım. Belki karşılıklı birbirimize bir faydamız olur. Daha çabuk dönmesini sağlarız. İlgileniyorum hemen. Yalnız Barış Bey sizin bu davayı aldığınızı öğrenirse sorun çıkabilir. O zaman öğrenmesin Sıdıka. Kesinlikle İlayda Hanım. Hem ayrıca suçlu ya da değil, herkesin savunulmaya hakkı vardır. Boşuna Nisan'la takılmıyordu onlar. O Nisan cadısı kızı bana nasıl savundu görmen lazım. Kesin aralarında bir şey var. Kesin. Öğreneceğiz. Ya evlilik aşkı bitirirse, ya heyecanı kalmazsa. Akşamları televizyon izleyip konuşmayan çiftlere dönersek ölürüz biz ya. Yok, ölmüyorsunuz. Boşanıyorsunuz. Ne kadar kolay söyledin öyle. Boşanma avukatıyım ben. Yapma ya. Ben bir Aslı'ya bakayım. Sizin evlilik ne zaman? Sana bir sır vereyim mi? Evlenmeyeyim değil mi ben? Kaçayım buradan. Yok, kaçma. Benim bunca zaman boşanan çiftlerden gördüğüm tek bir şey var. Birbirleriyle değil, başkalarıyla konuşmaya başlıyorlar. Hayatında ne olursa olsun, önce karını anlat. Hadi ya. Şimdi seninle evlenmeye korkuyorum desem bozulur kız. Ama en azından dürüst olmuş olursun. O zaman bir şekilde çıkar yol bulunuyor. Dürüst olmazsan baştan kaybediyorsun. Abi sen çoktan çözmüşsün meseleyi. Siz niye evlenmiyorsunuz hala? Biz baştan kaybettik. Şimdi neyi kazanırız? Onun peşindeyiz. Ay ben tam evlilik insanıymışım ya. Aşkın o ilk fırtınalı zamanları var ya, o kadar yordu ki beni. Peki aşık olduğunuzda, yani birbirinize nasıl açıldınız? Hemen söylediniz mi? Dalga mı geçiyorsun? Ulaş'ın hislerini değil, bana kendine bile itiraf etmesi aylarını aldı. Neden? Ne bileyim, bunu böyle ölümcül hastalık falan sanıyorlar galiba. Yakalandıklarını kabul etmemek için sonuna kadar savaşıyorlar. Peki sen ne yaptın? Ne yapacağım? İpleri elime aldım. İlk itirafı ben yaptım. Geçtim karşısına. Oğlum bak dedim, ben sana aşığım dedim. Varsa cesaretin gel dedim. Ama siz düğün organizasyonu yaptığınıza göre bu evreleri geçmişsiniz çoktan. Ha evet evet. Ya ben sizi merak ettim. Çok tatlı bir çiftsiniz. Ya siz de çok tatlısınız. Ya işte sıradan aşk insanı konuşturuyor da, gerçek aşk insanı susturuyor. Siz o yüzden konuşmadınız. Gözleriniz anlattı her şeyi. Ben uzun zamandır birbirine böyle bakan aşık görmemiştim.
Masa hazır. Düğün yemeğine bekleniyorsunuz. Düğün yemeksiz olmaz. Arkadaşlar, çiftler yan yana otursun. Aşkları ayırmayalım. Aslı, Barış, siz de böyle oturun. Evet, davetli ve davetsiz misafirlerimiz, iyi ki geldiniz. Bu güzel günümüzde bizle olduğunuz için teşekkür ederiz. Aşk sizinle olsun. Buyurun, afiyet olsun. Tuzu uzatır mısın? Nereye kayboldun sen? Aramaya çıkacaktın. Annemi aramaya gittim. Merak etmesinler diye. Aslı, ben sana tek başına hareket etmeyeceksin demedim mi? Sen niye dinlemiyorsun beni? Çeken bir yer ararken uzaklaşmışım. Uzaklaşmayacaksın. Bana haber vereceksin, birlikte uzaklaşacağız. Tamam mı? O zaman size bir sürprizim var. Her saat başı annemi aramam gerekiyor. Her saat başı? İyi, tamam. Anneni tekrar kızdırmaya göze alamayacağım. Tuz için sağ ol. Canınızı sıkma. Bir daha gelin, tekrar bakarız. Siz hiç merak etmeyin. Çok teşekkür ederim. Buyur. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Yapacağım. Sen hiç merak etme. Kız, ben Teo'yu arıyorum, ulaşamıyorum. Aslı'yı arıyorum, ulaşamıyorum. Kapalı telefon ya. Ben ikisine de ulaşamıyorum ya. Ay kız dur, yok bir şey. Aslı annemi aramış. Partnerle birlikte Teo'nun peşindeymiş. Ne? Sen merak etme. Ne demek peşindelermiş ya? Ne olmuş, bir şey mi olmuş ki? Kaybolmuş, arıyorlar işte. Ay Teo kayıp mı olmuş? Ay Arzu, ben delireceğim şimdi. Ne diyorsun sen? Şş, sus, abin duyacak. Seni de kaybetmeyelim şimdi. Yavaş. Görüyor musun sen, bak Aslı haber vermedi, aramadı hiç. Demek ciddi bir şey var ortada. Cesaret edemiyor demek ki. Yok öyle bir şey. Normal konuşmuş annemle. Yalan söylüyorsun sen bana şu an. Sen yalan söylüyorsun. Beni üzmemek için yalan söylüyorsun. Öldü değil mi? Ağzından yel alsın, ne ölmesi. Hay Allah'ım. Hadi gel. Sana bir fal bakalım. Kafan da alsın.